İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilikya'nın Mersin'de bir mağarada 8000 yıllık kaya resimleri bulundu. Amerikan Kongresi'nin Ermeni sorunlarıyla ilgili komitesi, Bakü'ye Ermeni esirlerini serbest bırakma çağrısıyla ilgili bir karar tasarısı sunacak. Rusya Federasyonu Barış Güçleri Artsakh'ta 25.154 patlayıcı nesne bulup etkisiz hale getirdiler. Japonya'da Rustam Badasyan, Artsakh'ta işlenen savaş suçlarını sundu. Suriye'de meydana gelen mayın patlaması sonucu 18 kişi öldü. Aram M. Petri ve Gurgen Dabagyan, Tamzara adlı eseri yeni bir yorumla sundu. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Etnograf Narine Şamamyan ile söyleşi. Kilikya Ermenistan'ın Mersin ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Orta Toroslar Tarih Öncesi projesi yürütülüyor. Proje kapsamında üniversitelerden gelen bilim insanları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi'ndeki Sarp Kayalık Yamaç'taki mağarada 15'e yakın 8000 yıllık kaya resimleri bulundu. Aralarında insan ve çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı kaya resimleri bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı. Buluntuların önemine dikkat çekilirken Latmos dağlarındaki kaya resimleri ile de benzerlik gösterdiği vurgulandı. Bulunan resimlerin Mersin'in bilinmeyen tarih öncesi dönemini aydınlatması hedefleniyor. ABD Kongresi'nin Ermeni İşleri Komitesi önümüzdeki hafta Azerbaycan'ı tüm Ermeni tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunacak. Kaynağa göre Kongre'nin Ermeni İşleri Komitesi başkanları Azerbaycan'dan 9 Kasım ateşkes ilanından 100 gün sonra 200'den fazla Ermeni savaş esirlerini ve rehineleri derhal serbest bırakması talebini Temsilciler Meclisi'ne sunacak. Rusya Barışı Koruma Birliği'ne bağlı personel mayınları temizleme merkezinin mühendislik ekipleri Artsakh Dağlı Karabağ topraklarının mayından arındırılmasına devam ediyor. Armen Press, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak verdiği haberde bir günde 17 hektar alanın 4 kilometre yolun temizlendiğini bildirdi. Genel olarak 23 Kasım 2020 tarihinden bu yana 1623 hektarlık bir alan, 508 kilometrelik yol, sosyal açıdan önemli 30 tesis dahil olmak üzere 1577 bina patlamamış mühimmattan temizlendi. 25.154 patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Rustam Badasyan, 5-11 Mart 2001 tarihleri arasında Japonya'nın Kyoto şehrinde bulunuyor. Bakan, Birleşmiş Milletler 14. Suç Önleme ve Ceza Adaleti Kongresi'ne katılıyor. Bakan Badasyan, konuşmasında özellikle nefret söylemi konularına değinerek bu konunun Ermenistan Cumhuriyeti için güncel olduğuna dikkat çekti. Ermeni halkı etnik, dini ve kültürel kimliğine karşı hoşgörüsüzlüğü nedeniyle tarihsel olarak ayrımcılık, zulüm, nefret suçları ve soykırım mağduru olmuştur. Rustam Badasyan, Türkiye'nin yabancı gerici teröristleri seferber edilmesi ve ardından Artsakh'a karşı askeri operasyonlar için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri saflarında konuşlandırılması, Azerbaycan ve Türkiye tarafından tüm uluslararası normların büyük ölçüde ihlal edilerek işlenen bir başka ciddi suçtur. İlgili kaynaklardan alınan çok sayıda kanıt, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini, bölgemizde terör tehdidinin artmasına ve yayılmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir diyerek, bu bağlamda Kyoto Deklarasyonu'nda terör suçuna atıfta bulunulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Suriye Devlet Ajansı SANA tarafından bildirildiğine göre Suriye'nin doğusundaki Hama eyaletinde gerici teröristlerin düzenlediği iki kara mayını patlaması sonucu en az 18 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ajansın aktardığı verilere göre patlama Al-Salamiya kenti yakınlarındaki Vadi el-Azib bölgesinde meydana geldi. Sanatçı Aram M. Petri ve şarkıcı Gurgen Dabagyan ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Armen Press'in aktardığına göre Tamzar adlı halk şarkısını yeni bir yorumla sundular. Müzik enstrümantasyonunu Nick Yegipyan yaptı. YouTube'da yayınlanan videonun animasyon yaratıcısı ise Aramais Hayrabetyan. Komitas'a göre Tamzar'a ana karakteri Govent Başı yani baş dansörü ve yardımcısı olan ve düğünlerde oynanan şarkı ve danstır. Gelin ise muhakkak vaftiz babasının yanında durmaktadır. Şimdi ise Tamzar'a eski törensel önemini yitirdi. Neredeyse tüm topluluk etkinliklerinde ve
ziyafetlerde oynanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal alanlarındaki başarıları, onların geçmişi, bugünü ve geleceği kutlanıyor. Kalend Ajansı'na göre modern dünyada Kadınlar Günü artık eşitliği teşvik etmeyi amaçlamazken, baharın, kadınsı güzelliğin, zarafetin, bilgeliğin ve kadınlara gösterilen ilginin bir günü olarak kabul edilmektedir. Bu bayram, Birleşmiş Milletler'in 1975 yılındaki kararıyla Dünya Kadınlar Günü statüsüne layık görüldü. Sevgili bayanlar ve kızlar ve Batı Ermenistan'ın çilekeş kadınları, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia olarak bu güzel bayramınızda hepinizi kutlar, sağlık, mutluluk ve mücadelenizde yeni başarılar dileriz. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de etnograf, dans araştırmacısı Narine Şamamyan, Ermenilerin yaşamında rol oynayan kültürel bir fenomen olarak iş danslarını sundu. Yaratıcı müziksel düşüncenin oluşumuna bağlı olarak iş danslarının Ermeni platosunun bazı bölgelerinde bulunmadığını belirtti. Müziğin, performans, dans hareketlerinin ritim temposuna denk gelen, aksiyondan doğan iş danslarını detaylı bir şekilde sundu. İş dansları daha çok Batı Ermenistan'a özgüdür. Doğu Ermenistan'da ise iş danslarından en yaygını özellikle Van halkının yaşadığı Şagap Vanaşen yerleşimlerindeki oynanan Erişti adlı danstır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartong adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vanki Polor adlı eseri sunuyoruz. Vanki bolora çayır çimane, kugala mertun serumerane, kugala mertun serumerane, serumerane, kugala mertun yestani darnam duel darnasun, yestani darnam duel darnasun, galatin gahanda gahanda angula, megare meganzre megam bikula, galatin gahanda gahanda angula, megare meganzre megam bikula. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.